Ankara'da bu patlamayla ilgili ve sonrasındaki tartışmalarla ilgili kulislerde neler konuşuluyor? Dilerseniz önce buradan başlayalım. Ardından da diğer konuklarımızı da bu konuya ilişkin görüşlerini almak isterim Sayın Demirdoğan. Evet, yani senin de belirttiğin gibi haftaya biz hafta sonu bir saldırıyla, bombalı saldırı haberiyle irkildik. Pazartesi günü altılı masa toplandı, oradan başka bir veri çıktı. Cumhurbaşkanı G20 zirvesi için Endonezya'ya gitti. Dönüşte uçakta yeni şeyler söyledi. Gündemi çevirmeye, gündemi değiştirmeye yönelik şeylerdi. O G20 zirvesi ve ona bağlı olarak NATO'nun yaptığı toplantıda Türkiye'nin olmaması, Türkiye'nin noksan kalması tartışma konularının başında geliyordu. Ama ağırlıkla Taksim saldırısıyla başlayalım, sonra altılı masanın içeriğine geçeriz. Çünkü Cumhurbaşkanı hakikaten gündemi değiştirebilmek için uçakta dönüş yolunda çok farklı noktalara, çok farklı şeylere dikkat çekiyor. Belli ki kafasında başka şeyler var. Ona geçeceğiz birazdan. Ama bu Taksim olayı ilk başta böylesine komplike bir şekilde işte PKK'nın üzerine bırakılan bir saldırı olarak kayıtlara geçti. Benim dikkatimi çeken nokta şu: hala bugün itibariyle devletin ajansı üzerinden kamera kayıtları, güvenlik kamerası kayıtları servis edilip duruluyor. Ve bir bağlantı kurulmaya çalışılıyor. Ama oysa yani herkesin kafasında bir kuşku var. Neden ve kimin işine yarar? Zaten bu istihbaratçıların, Mahir Kaynağ'ın bize bıraktığı bir mirastır. Evet. Biz gazeteciler onunla konuşurken hep söylerdi. Yani soruya şuradan bakın. Bir bombalı saldırı olduğunda ya da bir suikast olduğunda kimin işine yarar diye sorun. Kimin işine yaradığını bulduğunuzda o Failde saldırının bulmuş arkasındaki olacağız. gerçek gücü de yakalarsınız. Şimdi buradan yaklaşıyor siyasetçiler de buradan yaklaşıyor. Yani birden işte PKK, YPG, HDG aklınıza gelecek işte bütün örgüt isimlerini arka arkaya sıralayarak o gece hemen o gün güvenlik kamerası kayıtları servis edilerek bir algı yaratılmak istendi. Peki buna inanıldı mı ya da bu bir beklenti tepkiyi doğurdu mu? Bunu söylemek mümkün değil. Zaten siyasetçiler de bizim işte söylediğim gibi Mahir Kaynağ'ın sorusunu sorduklarında kimin işine yarar ve herkesin aklına 2015 7 Haziran 1 Kasım arasındaki dönem geldi. Ve herkes bunun üzerinden bir okuma yapmaya çalıştı ve buradan da baktılar ki evet, yani gene iktidarın düşen oylarını konsolide etmek, korkutmak, korku üzerine siyaset inşa etmek ve kaybolan oylarını gitmekte olan, yani önce gidenleri durdurmak, sonra gitmiş olanları da geri çekebilmek için düzenlenecek olaylar zincirinin birinci aşaması gibi değerlendirildi ve böyle algılandı. Şimdi herkes soruyor. Peki, yani şimdi olay saat 16.10'da, 16.20'de oldu, patlama yaşandı. Siz önce seçime yönelik bant aralığını daraltma ve sosyal medya iletişimini kesmekle işe koyuldunuz. Sonrasında da birdenbire bombalı saldırının faili olduğunu belirttiğiniz kadının görüntülerini servis ettiniz. Yani daha yani Figen Hanım bir hukukçu gözüyle bakacaktır Evet. ya, hazırlık soruşturması aşamasında daha. Hazırlık soruşturması gizlidir. Yayın yasağı getirmişsiniz. Yayın yasağına aykırı her şey devlet eliyle yapılıyor. Şimdi o gün Radyo ve Televizyon Üst Kurulu aracılığıyla devlet, yani hükümet daha doğrusu, yasa öyle diyor çünkü. Diyor ki Cumhurbaşkanı ya da görevlendireceği bir bakan, ki Rütük'ün ilişkilendirildiği bakan, Rütük yasasının 7. maddesi uyarınca kamu güvenliği, kamu düzeni, halk sağlığı gibi gerekçelerle yayın yasağı isteyebilir diyor. İster, Rütük de bunu televizyonlara duyurur. Evet, öyle de oldu. Hemen yayın yasağı geldi, bant aralığı daraltıldı, iletişim kesildi. Ama o arada Taksim'deki saldırıya ilişkin ilk görüntüler zaten servis edildi. Ya Evet. güvenlik kamerası görüntüleri emniyetin elinde.
Emniyet birimleri bu kadının yakın çekim görüntülerini derhal kamuoyuna servis ettiler. O kesik olan, engellenmiş olan sosyal medya üzerinden servis ettiler. Ve birdenbire bir kişi aranmaya başlandı. Bağlantıları derhal çözüldü. Yani sonraki günlerde de bu güvenlik kameraları, şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş güvenlik kameraları servis edilerek hala bugün de servis edildi. İşte örneğin taksiyi kullanan, taksiden indiren, taksiyi getiren kişiler, sonra eve yapılan baskına ilişkin görüntüler devlet eliyle ve devletin ajansı üzerinden kamuoyuna servis edildi. Böyle bir soruşturma olmaz, böyle bir bağlantı olmaz. Sonra bugün mesela mecliste Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında ya peki bu saldırıyı kim nasıl planladı? Emri kim verdi? Emir nereden geldi? Allah aşkına bir kafa karışıklığı o kadar çok fazla ki yani bir kokteyl örgüt yaratılmaya çalışılıyor. Evet. Suriye'den gelen haberlerde kadının Suriyeli olmadığı ortaya çıktı. Nereli olduğu açıklanmıyor ısrarla. Şimdi Membiç, Afrin, Aziz hepsini birbirine karıştırdılar, sundular. Sonra şimdi İçişleri Bakanlığı yardımcısı işte saldırı emri bir yerden, eğitim bir yerden, kaçırma bir yerden, infaz bir yerden. Ya böylesine bir örgüt içi iletişim kopukluğu olmaz diye düşünüyorum. Yani böyle olmaz, hakikaten olmaz. Evet.